Batı medyasında bu son olayla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerin hemen hemen hepsinin birleştiği ortak bir nokta var. Burada aslında şu anda Afrin'de yaşananlarda Türkiye'nin karşısında Şam'dan ziyade Tahran'ın bulunduğu yolunda ve burada Türkiye ile İran'ın karşı karşıya geldiği yolunda değerlendirmeler var. Bunun en önemli nedeni ki haklı bir gerekçesi var. O da söz konusu olan milis güçlerinin, halk güçleri diye adlandırılan güçlerin doğrudan Suriye'de yıllardır bulunan İranlı danışmanlar tarafından eğitildiği ve askeri eğitimin dışında da belli bir ideolojik eğitimden geçirildikleri yolunda. Yani bunların İran'ın oraya yolladığı, Suriye'ye yolladığı biliyorsunuz doğrudan Hizbullah güçleri ya da değişik coğrafyalardan Şii bir takım gönüllüler, bir nevi gönüllü paralı asker karışımı birlikleri Suriye'ye sevk etmişti. Hala orada varlar. Bu ama burada söz konusu olanlar Suriye vatandaşları. Ama Suriye vatandaşları ancak İran'ın denetimindeki bir yapılanma olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada Türkiye ile İran'ın karşı karşıya olduğu şu anda Afrin'de yorumları yapılıyor. Ki Tahran değişik vesilelerle Afrin Harekatı'na, Zeytin Dalı adı verilen Afrin Harekatı'na karşı uyarılarda bulunmuştu, itiraz etmişti, bunu biliyoruz. Ve şimdi de böyle bir işin bir başka boyutu ekleniyor. Ancak tabii işin ayrı bir yönü var. Yani burada Türkiye ile İran karşı karşıya yorum yapılırken bir diğer taraftan da Türkiye, İran ve Rusya birlikte Astana sürecini sürdürme kararlılığını vurguluyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Putin dışında Rouhani ile de görüştüğünü açıkladı. Bu Afrin Harekatı ile ilgili olarak. Dolayısıyla bir yanda Türkiye, Suriye'de Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor olarak görüyoruz. Açık olarak yapılan zirveler yapılıyor, toplantılar yapılıyor, liderler bir araya geliyor, Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Hummalı bir faaliyet var ve Türkiye'nin Suriye'de çizgisini uzun bir süre karşısında yer aldığı Rusya ve İran'a yanaştırdığı realitesi var. Ama diğer yandan Afrin Harekatı'nda da görüyoruz ki Türkiye ile İran karşı karşıya gelebiliyor.